Babacığımla, anacığımla hep böyle bir hasret yolculuğu yapmak zorunda kaldık. Şimdi baba deyince benim böyle biraz içim şey oldu. Böyle kendimle ilgili meşgul olduğum bir takım uğraşlarım var. İşte keman çalışıyorum, ney çalışıyorum falan. O da 45 yaşından sonra heves ettiğim şeyler. Aslında oyunculuk eğitimimle beraber devam eden bir süreçti şarkıcılık. Ben şarkı söyleyerek üniversiteyi okuyabildim. Çözüm üretmeye çalışırken kendimizi bir anda köy köy traktörlerin römortlarında gezerken bulduk. Bizim en güzel turşularımızı yiyenim Hristiyan bir teyzeden alıp gönderir bize. Hatay öyle bir yer yani. İzleyici zaten sana hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşında yapıyor ama çok önemli değil. <laughs> ben hayatım boyunca hiç sonra ne olacağı çok hesap ederek yaşayan bir adam değilim işte. Git yaparım sonra bakarız işte. Ya eşimle ilgili bir süreç yaşamıştık. İşte o süreçte bir sürü şey benim nezdimde kıymetsizleşti doğrusu yani. Çünkü şeyi öğrendim. Uğur Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Aslında ilk şunu merak ediyorum. Biz siz önce bir sokak röportajıyla mı tanıdık? Yok aslında tanınırlığım küçük ölçekli bir tanınırlığım vardı herhalde öyle tabir edeyim. E, dizilerde oyunculuk yapıyorum yani e, asıl işim oyunculuk. Dizilerde bir süre çalıştım. Halihazırda da çalışmaya devam ediyorum tabii. İlk öyle başladı ama o sokak röportajı çok e, ilgi gördü. Orada bir farkındalık durumu oluştu anladığım kadarıyla. Ama benim de sonradan dikkatimi çekti. Baktım tarih daha eski. Evet. <laughs> değil mi? <laughs> tabii tabii ilk Gümüş dizisiyle başladım ben. Ee, dizi dizisi çok kebap. Tabii, tabii. Gümüşle başladım ilk. Gümüş üstelik yurt dışına ilk e, ilk ihracat yapılan edilen ne? dizi. Evet değil değil evet mi? aynen öyle. E, her şey Türk Televizyonu'nun kaderi o diziyle değişti <gülüyor> <gülüyor> aslında. Süre meselesi de öyle başladı zannediyorum değil mi? <laughs> Süre meselesi ve ekonomik krizle başladı. Ee, galiba bundan önceki ekonomik krizle başladı. Evet, aynen öyle. Orada mesela Gümüş'le ilgili çok enteresan bir hikayemiz vardır bizim. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Senaristi eşim benim, Sema Ergeneko. Üniversite yıllarındayken yazdı o diziyi ilk. Ve orada şöyle bir sohbet ettiğimizi hatırlıyorum. Yani bunu yazıyoruz ama hani bunu herhangi bir kanal kabul eder, eder mi, etmez mi? Yani bir şey yapmak meselesi insanı yolculuğunda nereye taşır? Gibi böyle bir sohbet ederken ona şey demiştim. Ya ne biliyorsun dedim. Bir yaz bakalım. Belki de Washington Post'a haber olacaksın. Kim bilir dedim yani. Gerçekten de yazıldı. Yani o dönem işte yurt dışına... Ee iyi satılmış olması, ihracat anlamında çok başarılı bir sonuç elde etmiş olması Washington Post'ta da konu olmasına sebep olmuş. Aklıma geldi bir anlatayım istedim. hakikaten böyle oldu mu? Aşkına? Oldu oldu evet evet oldu. <laughs> Siz de yazar mısınız? Yok ben çok yazmam. Daha çok not almayı tercih edenlerdenim ben. <laughs> <laughs> Neredesiniz Uğur Bey? Ben aslen Hataylıyım. Hatay'ın Reyhan ilçesi. biliyor musunuz? Öyle ben mi? bilmiyorum hemen. Ya herhalde şey tenim, dokum falan böyle. Muhtemelen ondandır. Genelde tipime bakanlar hemen Coğrafya olarak bir defa Doğu ya da Güneydoğu, Güney tarafına bir yerleştiriyor ben ilk. Sonra memleket tahminleri başlıyor işte. Belki de çok rahat şarkı söylemenizle alakalı bir şey olabilir. Vallahi hiç bilmiyorum. O Arap kültürünü aldığımız çok belli. Ya aldım... E, Arap kültürü mü? Hatay'ın Hatay kültürü herhalde. Hatay'ı ben hep tarif ederken şey diye tarif ediyorum. Hatay kendi başına bir... E, Öyle tabir edeyim. Ülke olduğu yıllarda böyle tuhaf bir e, refleksi olan bir şehir gibi geliyor bana. Yani bunu hep şeyle örneklerim. Bir çocukken işte e, okuldan yazları geldiğimde yatılı okulda okumuştum. Yazları memlekete geldiğimde çıraklık yapmam için babam çeşitli işlere gönderirdi beni vesaire falan. Bir kunduracının yanında çalışırdım mesela. Orada George isminde bir kalfamız vardı bizim. Soyadı Köprübaşı'ydı mesela. Şimdi... 10 yaşındayken bununla büyüğü olmak garip bir algıya da sebep oluyor. Yani etrafın hep öyle dolu. İşte Sümbül diye bir arkadaşım vardı, Bahai'ydi. Razzuk diye bir arkadaşım vardı, Musevi'ydi. Sen bir Müslüman çocuğusun falan. Dolayısıyla o çeşitliliğin insana sağladığı rahatlık anlamında bir konfor var muhtemelen. Bence de var. Büyük ihtimalle yani biz hikayelerimizi birbirimize anlatırken hiç zorluk çekmeyiz ya Hatay'da. Çok çabuk dökülürüz yani. <laughs> Ondandır herhalde. Belki şarkı türkü söylerken de e, o hikaye meselesine takılmasından kaynaklı... işte rahat şarkı söyleme dediniz yani. Belki o hikayeleri hep... doğrudan anlatma... isteğinden kaynaklı bir şey olsa gerek. E konservatuar mı okudunuz? Evet, ben Ankara Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Sanatı mezunuyum. Hataylıların garip bir şekilde tiyatroyla da yakından ilgisi var. Bunun sebebini ben çok düşündüm. Türkiye'deki tiyatro organizatörlerinin yaklaşık 65-70 <laughs> Hataylı biliyorsun. O zaman tersinden bakın Hataylılar ticareti çok seviyor. <laughs> Sanatçı olmaktan ziyade. Ama şimdi bilmeden yani sevmeden de tiyatro organizasyonu yapılmaz. Çünkü çok meşakkatli bir iş. Çok zor bir iş. Yani zaten alıcısı çok meşakkatli bir iş. Hemen her gittiğiniz mecrada mutlak surette bahaneler üretilen. <laughs> işte kim oynuyor ile başlayıp kaç kişi geleceksiniz de bir tane tuhaf sorulara maruz kaldığınız şeyler. Ama işte tiyatro da öyle bir şey ama yani kendi içinde garip bir doğası gereği bir mücadele etmeniz gereken bir sanat tiyatro. Yani biz mesela işte Antakya'da yaptığımız dönemlerde bu işi çözüm üretmeye çalışırken kendimizi bir anda köy köy traktörlerin römorklarında gezerken bulduk. Yani traktör romotlarını sahne yap yapıyorduk. Traktörlerin lambalarını ışık yapıp <laughs> köylülere bayağı tiyatro götürüyorduk yani. Tiyatro doğası gereği öyle zaten. Anladığım kadarıyla şarkı söylemeyi de çok seviyorsunuz. Evet yani aslında oyunculuk eğitimimle beraber devam eden bir süreçti şarkıcılık. Ben şarkı söyleyerek üniversiteyi okuyabildim. Ee, ha Evet yani barlarda şarkı söylüyordum. Grup Çukurova isminde popüler bir grubumuz vardı o dönem Ankara'da. Ankara'nın meşhur Sakarya Caddesi'nin işte nitelikli müzik üretildiği dönemler ve nitelikli insanların bir araya gelip buluşup işte sohbet ettikleri yerlerde şarkı söyleyerek kazandığım parayla okulumu okuyabildim. Aslında hayatım boyunca hep ikisi çok iç içe gitti. Yani hem oyunculuk hem müzik tarafı. Sonra dizi tarafındaki mesaiden kaynaklı asa ara vermek zorunda kaldım. İstanbul'da bir iki defa denedim sahneye çıkmayı. Çok da sevdiğim için Çabaladım ama bir türlü şeyi oturtamadım. Yani hem teknik anlamda bir takım sorunlar yaşadım. Hem zamansal anlamda bir takım sorunlar yaşadım. Böyle olunca ara verdim. Sonra böyle işte hep hayalini kurduğum bir hikaye vardı. Sahneye koymayı çok arzu ettiğim bir şey. Ee, onu da olgunlaştırıp izlenebilir hale getirince tekrar sahneye çıktım doğrusu. Arabesk bir şeydi. Evet Afara Arabesk Müzikali diye bir iş yapıyorum şu an. Tek kişilik bir gösterim. Tek kişilik, dokuz kişilik bir orkestrayla sahnedeyiz. Bir hikaye anlatıyoruz orada da. Sonra aslında sizin kitlelere ulaşmanız biraz da Hakan Altın'la Sibel Can'ın Evet, şovu... çok. <laughs> ya popülerlik çok acayip bir şey. Yani ben hayatım boyunca hiç sonra ne olacağı çok hesap ederek yaşayan bir adam değilim. İşte git yaparım, sonra bakarız işte. Bir, biraz sonra ne olacağını çok hesap etmem. Çünkü o hayatın kendi içinde planladığı şeyle boğuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Ee, o da o kadar tesadüfen gelişen bir şey ki... işte bizim Yargı dizisinin bir e, yemeğindeyken... sahneye çıktım. Ee, benim bu müzik yönümü bilen... E, Lale Hanım, Lale Eren, seni dedi mutlaka şarkılar bizi söylere çıkarmalıyız. Yani çıkalım da dedim orada baya... E, şey... Hani salt müzik konseptli bir şey var. Tamam işte sen de çık şarkı söyle dedi. O gün de çıktık oraya. O kadar enteresan gelişti ki her şey. İşte dört tane şarkı belirlemiştim sadece. Ee, Onlara okuyacaktık. E, tabii ortama karşı da hani çok e, nasıl diyeyim... ...böyle bir dikkatli de olmanız gerektiği hissiyatıyla... ...biraz ben kapattım kendimi doğrusu. Çünkü orada alışıla gelmiş, onlarca bölümdür süre gelen bir disiplin var. Böyle bir saçma bir şey yapmaktan imtina ettim herhalde ki... ...kendi kendimi kuşattım böyle, durdum. Sonra Polat Yağcı dedi, Polat geldi, ha dedi... Arkadaşlar çok fazla sakin gitmiyor muyuz? Seçeneği olan birileri var mı? Deyince bana da sorunca ya dedim hani istersen çok soğuduysa her şey böyle eğlenceli bir şey yapalım. Benim aslında üniversite yıllarında sahnedeyken yapıyor olduğum bir performanstan bir kesitti o. Dedim böyle bir şey var yapalım arzu edersen. O kadar spontan ve o kadar kendiliğinden gelişen bir süreçti ki. Böyle bir geri dönüş alacağımızı ben de hiç hesap etmedim. Ama herhalde oradaki şeyi çok sevdi. İşte o en başa dönelim hani şarkının hikayesini anlatma üslubum, onun ait olduğu yöreye yaptığım yöreyle yaptığım gırtlak, ee, oradaki herhalde o içtenlikle ilgili tarafı çok sevdi seyirci. Şarkı söylemeyi oyunculuktan daha çok seviyor olabilir misin? <gülüyor> 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 ya şöyle ikisinden de vazgeçemediğim için herhalde afareyi yaptım. Ya şarkı söylemeyi çok seviyorum, ee, oyunculuğu da çok seviyorum. Yani mesela işte. Bir korona atlattım, bir hafta falan setlere gidemedim. E, repertuar karıştırıyorum, hani yeni bir şeyler yapalım falan. Böyle kendimle ilgili meşgul olduğum bir takım uğraşlarım var. İşte keman çalışıyorum, ney çalışıyorum falan. O da 45 yaşından sonra heves ettiğim şeyler. <laughs> ama hep böyle bir tarafından şöyle bir duygu duruyor, böyle batar ama acıtmaz. Böyle bir duygu. Set, 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 set. Orayı da çok özlediğimi fark ettim. Ama herhalde ikisi. Bir ömrü öyle devam edecekmiş gibi geliyor bana ya. Setlerin ne, neresi var özlenecek? Şundan dolayı her zaman bana yani televizyon işi yaparken de çok dağınık. E, işiniz olmadığı zaman vakit geçirmenin çok zor olduğu yerler gibi geliyor. <laughs> <laughs> ya aslında doğru bir tespit yani. Onu, onu da teslim etmekte fayda var. Ama şey yani ben ne bileyim oradaki o sohbeti arkadaşlarımla kaynatmayı etmeyi o karavanın içerisinde oturup işte 3-5 oyuncu arkadaşın ya da oradaki işte prodüksiyondan diğer çalışan arkadaşlarla goy goy yapıp birlikte yemek yiyip sohbet etmeyi, hayatlarına dair konuşmayı falan çok seven bir insan. Ben herhalde insanı çok seviyorum. Ondan kaynaklanıyor bilmiyorum. Sıkılmıyor muyum? Tabii ki sıkılıyorum. Süreleri çok uzun bilmem nesi o bekleme halleri bazen başka türlü yapmanız gereken şeyler var. O, oradaki o süreç size böyle bir pres yaparken yakalıyorsunuz kendinizi ama ama işte anla da ilgili bir şey ya. O an ne yaptığınızla çok ilgili. Böyle durursanız bunalırsınız abi yani. <laughs> ama hani gidip bir bizim karavan şoförünün adı neydi diye bir alan açarsanız kendinize o hikaye başka bir yere evriliyor. Tavla oynarken buluyorsunuz kendinizi. Piyasaya kızıyor musunuz? Şu anlamda soruyorum. Kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz aslında? Gümüşten beri mi? Gümüşten beri yani 2005-2006'dan bu yana sektörün içindeyim. Yani... TRT tarafı da var daha öncesinde, üniversite yıllarında. Neredeyse 20 yıl. Evet. 20 yıldır bir şeyler için savaşıyorsunuz. Sonra bir gün bir şova çıkıyorsunuz. E, Popüler kültür işine <laughs> ve bütün hayatınız aslında... ...bir yandan da bambaşka yere gitmeye başlıyor. Mesela bu insanı sinirlendiren bir şey. mi Çünkü siz... ...sanat yapmak için okumuşsunuz. İyi oyuncu olmaya çabalamışsınız. Hı -hı. İşte şarkı söylemeyi sevdiğiniz için... E, ...kendinizi bir arabesk müzikal tasarlamışsınız. Bir sürü de çabalamışsınız. Hı -hı. Ama... Bir gün bir popüler bir popüler kültür şovuna çıkıyorsunuz ve hayatınız birden bambaşka bir yöne gitmeye başlıyor. Ya bunu bir itiraf olarak <laughs> kabul edip öyle anlatmaya çalışayım size. Yani böyle bir gönül kırıklığı falan öyle çok da hemen küsen darılan oraya buraya sebepler uydurmaya çalışan bir yapısı olan bir adam değilim yani. Ama şöyle hesap etmedim, değil doğrusu. Yani ben, e, bunun en yakın tanığı eşimdir. Ee, ben hep oyunculuk mesleğini e, komple bir iş olarak ele almaya çalıştım hayatım boyunca. Yani hep donatmaya çalıştım kendimi. İşte bir enstrüman çalmalı bir oyuncu, at binebilmeli, işte araba kullanabilmeli. Daha basit yerlerden örnekliyorum. Ya da spor anlamında aktif olabilmeli. İşte örneğin geleneksel savaş sanatlarıyla da uğraşıyorum. Neyi de üflüyorum, keman da çalıyorum. Şimdi bu kadar ortaya koyduğunuz çaba bir sonuç bulsun istersiniz yani çok haklı olarak. Ee, ama bazen sektörün kendi içindeki dinamiğine doğru e, yaptığı ısrar sizin kenarda bekletilmenize sebep oluyor. E, bu bir sorun mu? Bence sorun. Şundan dolayı sorun. E, kendini eğitimine adamış mesleği anlamında hani oyunculuğu tırnak içinde ele alalım. Bu anlamda kendini donatmak adına bir sürü bir çabanın içerisine girmiş bir e, oyuncu adayının önceliğinin olması aslında sektöre de pozitif bir katkıymış gibi geliyor. Böyle baktığım zaman Farkına varılmamış olmak ya da sahip olduğum toplam değerlerin yok sayılması üzücü mü? Üzücü tabii. Ee, ama ben e, hani kesiyoruz hikayeyi işte şeyde çıkıyorsunuz şarkılar bizi söyler programına çıkıyorsunuz. Bir popüler e, e, ne derler içeriğin içinde kendinize bir alan buluyorsunuz. Aslında benim orada yaptığım her şey biriktirdiğimin bir sonucu yani ürünü satmak ya da ha, öyle de tabir edebiliriz. Gün sonunda o teveccühü gösteriyor izleyici. Bir dakika diyor. Adam şarkı söyleyebiliyor. İşte oyunculuğu da iyi. Yani sağ olsunlar o konuda da bir teveccühleri var falan. Hepsini bir araya gelip topladığında izleyici zaten sana hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşında yapıyor ama çok önemli değil. <laughs> ama dediğiniz gibi yani keşke o emeği veren, o çabayı, o gayreti ortaya koyan insanların e, o çaba ve gayretleri çok daha hızlı ve doğru ...şekilde karşılık bulabilse. <laughs> Babanız ne iş yapardı? Babam rahmetli çiftçiydi benim. Kahya'ydı kovasında Bir ağanın yanında çalışırdı. Vekil derler bizim ovada. Ee, 90'lı yaşlarında falan rahmetli oldu. O yaşına kadar hep şeydeydi yani. Ovadaydı çiftlikte. Abi, siz de orada yaşardınız. Ben şöyle, ben 7 yaşıma kadar Amik Ovası'nda yaşadım. Yani çiftlikteydim. Sonra yatılı okula verdim babam beni. Devlet parasız yatılı okula. Mecburen verdi. Okumamı çok istiyordu. Ee, ovada okul yok. Ee, öyle olunca e, bizim ağamız vardı. Atalay amca rahmetli ağa dediğimde öyle eli kırbaçlı bir adam değil. Dünya tatlısı bir adam değil. Hemen aklıma öyle bir adam geliyor Yok geldi. yok hiç öyle değil. Babamdan da çok korkardı adam. <laughs> Atalay amca çok diretti. Yani bu çocuk işte çok parlak okumalı vesaire falan deyince... Birbirimize hasret faturası kesmek zorunda kaldık annemle babamla. Onlar beni yatılı okula gönderdiler. 8 yıl ben 7 yaşımdan 15 yaşıma kadar orada kaldım. Bir tek üst, Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Bölge Okulu'nda. Hatay'da e değil ama. Evet ama şey hiç çok zor mümkün olmuyordu yani. Sık birbirimizi görme şansımız olmuyordu. Zaten bu anlatıyor olduğum şeyleri de Afara'da anlatıyorum. Kısmet olur da bir gün geldiğinizde izlersiniz o detaylarını da. O sömestr tatilleri, yaz tatilleri, dini bayramlar dışında eve gidemiyorduk. Hep okulda kalmak durumundaydık falan. Ee, sonra lise için şehre gittik, orada bir ev tuttular okuyabilmem için vesaire falan. Ee, babacığımla, anacığımla hep böyle bir hasret yolculuğu yapmak zorunda kaldık. Şimdi baba deyince benim böyle biraz içim şey oldu, sorun etti tam olarak, <laughs> kısmına takıldım şimdi. Yani oh. bu kısmı benim için biraz zor oldu ya. Ee, sonra işte lise dönemine geçtik vesaire falan. Orada da sağ olsun o fedakarlığı yaptı. İşte bir ev tuttular. gece kondu ev. Orada kaldık. Ettik. Hmm, tek çocuk musun? Hı? Yo dokuz kardeşiz biz. Oo. Evet iki tane zayiatımız var. Abilerimiz rahmetli oldular. Şimdi yedi küsurat olarak devam ediyoruz hayatımızı. Küsurat ne? <gülüyor> Kalanlar. <gülüyor> ben onlara öyle diyorum. Telefon açıp bazen öyle takılıyorum abimlere, ablamlara da. Hataylılar mı? Hataylılar, Hataylılar. Bir abim sadece Almanya'da yaşıyor. Ee, diğerleri tamamı şeyde Hataylılar. Ben de çok sık giderim, gelirim. Hemen iki günde bir, üç günde bir mutlaka bir telefonda bir dedikodu çene çalarım. Çok düşkünümdür. Hatay yani. Hatay bence Türkiye'nin en keyifli yerlerinden bir tanesi. Tek geçerim. Müthiş bir yer yani. Çok. Müthiş her şeyle. Bir tek derdi var. Yıllar önce gittiğimde çok daha saf ve temiz bir yerdi. turizm orayı da kirletmeye başlamış maalesef. Üf, haklısınız. Ee, ben mesela şey Hatay e, yani gördüğünüz bir yer gerçi ama hani sahil şeridiyle işte yeme zaman daha Hatay'dan çok daha güzel bence Hatay'lar kızmasın ama Yok canım kızacak hiçbir şey yok kabul etmiş durumdayız hepimiz <laughs> <laughs> ya bilinmedik çok daha iyi, o kadar çok yeri var ki Hatay'ın yani Hatay Hatayı tek başına e, bir ömür yaşayabilirsiniz çok konforlu ve çok rahat bir şekilde istediğiniz en güzel yemeği yiyip istediğiniz en güzel doğaya çıkıp istediğiniz en güzel meyveyi, balığı, eti neyse tercihiniz yaşayabileceğiniz bir yer. Ama işte insanların uyaranları çözmesi gerekiyor. Yani kendisini uyaranları halletmesi gerekiyor. Para gibi işte mülk edinme gibi, sahip olabilme gibi onlar oraya girdiği zaman işte bunun adına başlıyorlar turizm deyip para kazanıyorum diye hırpalamaya, işte onu yapıyorum diye tüketmeye. Oralarda başlıyor biraz sorun herhalde ya. Anladığım kadarıyla e, babanız ya da aileniz size biraz bel bağlamış. Hani bu çocuk okuyacak, efendim e, işte bize bakacak belki. Yok 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 yok. Hiç öyle değillerdi vallahi. Hiç. Babam babam dünya umrunda olmayan bir adamdı. 98'li yaşlarında falan rahmetli oldu. Yani çok evet çok fakirdik. Ama hiç öyle bir beklentiyle evladım bana baksın, evladım benim elimden tutsun, ben bunu yetiştireyim. Bize hiç Salt bana değil hiçbir abime ya da ablama da öyle bakmıyor, yatırım gözüyle bakmadılar bize. Şu şunu soracaktım. Siz oyuncu olmak isteyince karşı çıkmadılar mı ya hani? Ya çok komikti. <laughs> hani bir karşı dakika yani yok hani yok. Yok. biz seni oku, oku adam ol dedik sana sen de geldin bak bize diyorsun ki ben oyuncu olayım. Ya orada çok komik bir hikaye var. <laughs> Şimdi. Ee, onlar benim zaten tiyatro yaptığımı biliyorlar. Hani lise yıllarında vesaire falan. Ee, Antakya Kültür Topluluğu vardı. Kül İl Kültür Müdürlüğü'ne bağlı toplulukta tiyatro yapıyordum ben. Rasim Tuna diye bir abimiz vardı. Onunla beraber ve gerçekten kendimize göre de büyük işler üretiyorduk. Keşanlı Ali Destanı, Bir Şehnaz Oyun, Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı gibi böyle bayağı prodüksiyon yapıyorduk ama Rasim abinin bütçeleriyle yapıyorduk. Çünkü o tüccar da orada. <laughs> Ona çöküyorduk. O da çok böyle tiyatro aşığı bir adamdı. Oralardan tanıklar zaten o meseleyi ama e, şöyle e, yani ben babama Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalını ilan ettiğim zaman bana dedi ki bütün kuşlar tamam leylekler kaldı dedi. <laughs> <laughs> i̇lk onu söyledi <laughs> Sonra e, tabii üniversitenin 3. Üçüncü yılım, üçüncü yılımda evet üniversitede işte TRT'de Kavak Yerleri diye bir müzik eğlence programı yaptım. E, TRT Int kanalında işte bu gurbetçiler için yapılan bir programda ilk orada görünce de öyle çok mutlu olmuştu. Yani o ilişkiyi öyle kurabilmişti. Yani bu çocuk tiyatrodan mezun olunca işte televizyon, sinema o çünkü tiyatro dediğin şey Uğur'u hep sahnede gördüğü yerde. Ama resmi daha büyük tarafından görünce çok mutlu oldu tabii. Bir de o siz de mutlaka o yolculuğu yaşamışsınızdır. İşte orada artık bir saygınlık süreci de başlıyor ya etrafından duyduğu şeylerden kaynaklı. Onun gururuyla hep şey mutluydu yani. Mutluysa şahane. Mutluydu rahmetli ya. Çok çok gurur duyuyordu benle ya. Vallahi ben çok güzel bir babam vardı benim ya. Ne güzel. Yani böyle anmak ne güzel. Çok 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 özel bir adamdı ya. Vallahi öyle. Anneniz? Annem rahmetli annem de rahmetli oldu. O da dünyanın en iyi kalpli insanlarından biri ya. Yani, abi şöyle özetleyeyim. Ee, şimdi mesela sofra çok, hatırlarım böyle, sofra çok mütevazı kurulur işte e, çiftlikte. Şimdi amikovasını böyle bir yol keser. Ee, yolun üzerinde de böyle tali yollar vardır. İşte o müştemilatlara ayrılan yollar falan böyle. Anacığım böyle yemek yapar. Küçük mütevazı bir şeyler yapmıştır falan. O, o dönemin imkanları neyse onu yapar falan böyle koyar. Babamın böyle sekiz köşe bir kasketi vardı. Bunu da Afara'da anlatıyorum. Çok da sevdiğim bir anı. Babamı hep şöyle hatırlarım. Şimdi ovadan böyle se e seyrek halde şeyler geçer. İşte traktör, kamyonet bilmem Ama bunlar böyle işte üç dakikada bir, on dakikada bir falan çünkü. Babam sekiz köşe kasketini eline alır, sallar abi. <laughs> Gel. Ben mesela çocukluğum boyunca o sofrayı... E yani çocukluğunda üçümüz oradaydık. Diğer abilerim, ablalarım hep evliydi vesaire falan. Şehirdelerdi işte Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı muhtelif yerlerdi. Ben o sofrayı, üç kişi hiç hatırlamıyorum. Hep böyle tanımadığım, bilmediğim insanlarla birlikte o sofraya otururdum. Sonra seneler sonra bir gün şeye gittim ben. Her gittiğimde de ziyaret ederim o büyüdüğüm çiftliği. Oraya gittim, o çiftliğin karşısında başka bir müştemilat daha var. Orada oturuyoruz. 2 üç tane çoban arkadaş geldi böyle işte çay içmeye bizimle beraber. Artık televizyondan görüyorlar, tanıyorlar falan. Abi senin burada ne işin var deyince ben dedim şu çiftlikte çalışan Kahya Yusuf'un oğluyum dedim. Sen dedi Hamide teyzenin oğlu musun dedi. Evet. Ya dedi biz ananın babanın yemeğini ne yedik be kardeşim dedi. Abi Demir Köprü'ye gidiyorum işte köy var oraya 10 kilometre mesafede. Köye gidiyorum bir yerden bir şey alacağım. Tanıyorlar televizyondan. Hayırdır burada ne işiniz var çekim mi yapıyorsunuz diye soruyor. Yok diyorum ben ami kovasında Kahya Yusuf'un oğluyum, Vekil Yusuf'un oğluyum dediğim an ya ananın babanın yemeğini çok yedik diyor. <laughs> Resim ben de öyle tamamlamıyor Öyle güzel insanlardı ki ya. Çok. Çok çok. O anlattığınız yer dışarıdan bakınca biraz feodal bir düzen işte. Ee, bir çiftlik sahibi var orada çalışan insanlar var. Var <laughs> <Kibar> Feyzo. <fejol. gülüyor> evet. E, mesela bu insanın böyle büyümek insanın siyasi ve toplumsal görüşlerini de etkiliyor bir şey mi Uğur Bey? Siyasal anlamda neye dönüştüğünüzle ilgili mutlaka etki ediyordur. Sosyolojik olarak benim hayatımda bir dönem bir özgüvensiz olmama sebep oldu. Yani o a durumu değil ama orada yaşıyor olmanın getirdiği böyle her şeyi kabul eden her şeye evet diyen bir yapının içerisinde olmak sosyolojik olarak bir süre sonra toplum içerisinde böyle kendimi ifade etme noktasında hep böyle şeye sebep oldu çok uzun bir süre. Yani bir özgüven problemi yaşamama sebep oldu. Ee, siyasi olarak tabii ki yani sizin e, ideolojinizi belirleyen şey geçmişte yaşıyor olduğunuz şeylerin toplamı. Orada tabii ki e, gün sonunda bazı şeyleri bazı durumlarla mukayese edip bir noktaya oturtur hale gelmeye başladınız. Buna hem yaşınız sebep oluyor hem deneyimleriniz sebep oluyor. Hem de ben hayatta hep şöyle tarif ederim. İlk önce yaşadığın şey yani hayatta ilk yaşadığın şey, o kadar değerli ve kıymetli ki çünkü o aslında son yaşıyor olduğun ve şu an yaşıyor olduğun şeyi çok doğrudan etki eden bir şeymiş. Onu fark ettim bu yolculukta. Dolayısıyla siyasi olarak senin nasıl etkilediğinin en doğru cevabı ilk yaşadığım şey şu an canımın sıkılmasına sebep oluyor mu? Evet biraz canımın sıkılmasına sebep oluyor. Yani o zamandan bu zamana bir sürü bir şeyin değişmiş olmasını çok arzu ederdim. Soracaktım ben de. Gittiğiniz zaman bazı şeyler değişmiş mi sizin çocukluğunuzdan bu yana? Amik olasında. Yoksa neredeyse her şey yine aynı düzende mi? Ya şöyle... E, böyle biraz buruk bakıyorum. Yani eskisi kadar... E, ya yani Benim o yaşadığım dönemki kadar saf, yoğun, içten bir durum var mı derseniz... Evet var. Ya orası değişmemiş de sanki ben değişmişim gibi hissettim. Ya o tarafa da çok haksızlık etmek istemiyorum. Yani benim yaşam oradan bu yana yaşadığım o pratiklerin bana getirdiği işte egzajerasyon deyin, işte etkilenme deyin, e, adına ne derseniz deyin. Bence onlar değil de ben değiştim herhalde biraz. Orası da değişmiştir diye umuyorum. <laughs> ya değişiyor mutlaka çünkü dedim ya yani Endüstrinin sorunu, şu anki du durumumuzun en, en temel sebebi şey ambalaj ya. O ambalaj meselesi oraya da sirayet etmiş şüphesiz. Oraya baktığınız zaman orada da işte e, artık telefon var. İnternete çok doğrudan erişim, ulaşım var. Orada telefon aracılığıyla işte insanların bir sürü bir şeye e, tanık olma meselesi var. Dolayısıyla endüstrinin ektiği her şey artık kovasında da biter hale geliyor. Bitmekten kasın yetişir hale geliyor yani. Hatay bir yandan da aslında medeniyetler şekli. Yani e, her dilden, her dinden, efendim her mezhepten insanlı bir arada yaşamak insana çok da başka bir dünyaya bakış açısı ve hoşgörü katıyor mudur? Tabii ki canım. Yani yani mezhep algısı çok acayip bir şey. Ee, biz bu refleksle yaşamadık. Yani benim öyle bir yaşamsal alışkanlığım yok ya da ailemden ben duymadım. O işte ocudur, bu şucudur. Mesela bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatayım. Şimdi bir Ramazan ayı, e, benim o dönemki yakın bir arkadaşım var. Tunceli'de şehit düştü ee, çok genç yaşta. Yani anlattığım yılda işte 90'lı yıllar falan, 90-91'li yıllar falan gibi. Ender Rahmetli ile tiyatro provasına gidiyoruz ikimiz. Ramazan ortalık ikimiz de orucuz. Sümbül isminde bir tane arkadaşımız var bayan. O da bizim grupta. Ee, yaz ayları falan diye hatırlıyorum. Çünkü dondurma yiyordu. Kültür Müdürlüğü'nün içine girdik. Sümbül o ara dışarıdan içeri girdi. E, dondurma yalıyordu falan. Ender döndü. Allah seni kahretmesin Sümbül dedi. Orucuz kız dedi. Burada yapılacak iş mi dedi bu? Sümbül böyle yaptı. Bana ne dedi? Ben Bahai'yim dedi. <laughs> o ne lan dedim? Mesela <laughs> işte 20'li 25'li yaşlarımda öğrendim ki Bahiullah diye bir adam çıkıyor. Peygamberliğini ilan ediyor. Buna iman eden bir cemaat var ve bunların bir kısmı da Hatay'da yaşıyor. Yani hep bunlarla yaşadık zaten. Yani işte dedim ya başında da anlattım Musevi arkadaşımız da vardı. En yakın arkadaşlarım içinde Alevisi de vardı, Ermenisi de vardı. Vakıflı diye bir Ermeni köyü var mesela orada ya da Tokatlı diye işte Hristiyan köyü var Hatay'da. Hı? Vakıflıya gittim de Tokatlı'ya gitmedim. Ya Altınözü tarafında e, bir köy. Adını yanlış söylüyor da olabilirim. Çok net hatırlamıyor da olabilirim. Tokatlı, Tokatlı, Tokat falan. Öyle bir köy yani. Altınözü'nde bir Hristiyan köyü de var. Bizim en güzel turşularımızı yiyenim Hristiyan bir teyzeden alıp gönderir bize. Hatay öyle bir yer yani. Çok ucayip. Çok da keyifli o yüzden. Çok keyifli tabii. Ya Barbara diye bir rahibe vardı mesela. Ha Gen duruyor hala. Duruyor duruyor. Yani he, inşallah sağlıklı bir hayattadır. Sağlıklı ben, gördüm ben. Gördünüz mü? Evet. Ha, ben görmedim mesela. Ya gençliğimizin idolüydü kadın abi. <laughs> yani işte e çalışıyor demeyeyim de hizmet ettiği kilise diyeyim, daha saygılı olur. Hizmet ettiği kilisenin arka tarafından çok çikolatasını yedik Barbara. Nın. Katolik kilisesi. canım <laughs> giderdik yani. Hala duruyor. E, hala sağlıklıydı, gayet sağlıklıydı. Şey öyle bir espri vardı. O kadın orada işte bir sürü şeyi değiştirmek üzere Amerika tarafından gönderildi dedi. Kadın Antakya'da yaşıyor. Kadını <laughs> değiştirdiler abi. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsunuz bundan sonra hayattan? Hiçbir şey. Ha vallahi sağlık, huzur, mutluluk dışında hiçbir şey. Bunu etrafımdaki herkesten teyit edebilirsiniz. Hiç öyle yüksek beklentileri olan bir adam değilim. Yani şu an tabii hayatımda bir sürü şey oluyor. İşte bu farkındalık meselesinden dolayı işle de ilgili, işte müzik tarafıyla da ilgili bir, bir sürü bir teveccüh var etrafımdan Sağ olsunlar. Herkese söylediğim aynı şey var. Rakamlar, onlar, bunlar falan umurumda bile değil. Biz sınandık çünkü ya. Yani ben o yüzden çok umurumda değil biraz sonra ne olacağıyla çok ilgilenmiyorum. Şu an çok keyifli, güzel. Tek arzum ve isteğim var. Sağlık, huzur, aile bütünlüğüm. Ee, önceliklerim bunlar benim hayatta. Neyle sınandınız? Ya eşimle ilgili bir süreç yaşamıştık. İşte o süreçte bir sürü şey benim nezdimde kıymetsizleşti doğrusu yani. Çünkü şeyi öğrendim. Ee, telafi edemeyeceğin şeyler de var hayatta. Yani senin müdahale edemeyeceğin şeyler de var. O yüzden çok böyle kabada durmaya gerek yok. Çünkü hayat öyle bir... <laughs> hayattan daha büyük değilsin yani. O yüzden haddini bilmek, o zerrecik olma durumunu biraz kabul etmesi gerekiyor insanın. Onun da yolu bence sağlık, huzur, saatten geçiyor. Yani onun nötesi. Çocuğunuz var mı? Var, üç tane. Aa. Üç Ka tane. Kaç yaşındalar? 15, 11, 9. İki kızımız, bir oğlumuz var. Asya, Aliya, Şems. Şems ne güzel Evet. Tasavvuf merakından kaynaklanıyor. Sizin mi merakınız var? Hem Sema'nın hem benim merakım var tasavvuf. ne üflüyorum bilmem ne yapıyorum. Çok zormuş değil mi? E zor. Ama ne kadar haşir neşir olduğunuzla ilgili bir şeydir o. Ya insanla ilişkide öyle değil midir? Hani biriyle bir dostluk kurmaya çalışmazsınız. Bir an gelir, mayalarınız tutar. Sonra oraya bir emek verirsiniz, bir çaba gösterirsiniz. O gelişir. Enstrüman da öyle. Yani enstrüman anlamında zorluğunu diyeceksiniz. Ee, işte üflemeli sazların tamamı zorluk derecesi yüksek sazlardır. İşte detonasyon riski çok yüksektir. Ondan dolayı zor derler. Ama ne kadar emek verdiğinizle ilgili bir şeydir. Siz emek verin o size cevap verir ya sorun olmaz ya. Yani. Galiba ben biraz sabırsızım Uğur Bey. Aceleniz ne? Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum ama sabırsız bir adamım ben. ben. her şey hemen olsun isterim. Yo yorucu bir şey o ya. Ben yapmıyorum başkaları yapıyor. <laughs> Şey yapmayın kendinizi bu anlamda baskı altına sokmayın ya. Yani. Biraz alırına bırakın bakalım. Belki de çok daha güzeliyle karşılaşacaksınızdır. Bir gün öyle bir telaşım oldu benim. Hep anlatıyorum bu örneği. Antalya'dan dönüyoruz. Arabaylayız falan. Hız sınırını aşmışım. Ee, Sakarya'nın girişi bir yerlerde. öyle Evet Sakarya'nın girişine yakın bir yerlerde. işte hızla çevirdi trafik beni sağa. Ne oldu ya dedim falan. Ya dedim herhalde radara girdik dedim Sema'ya. Abi... Labada lubada indim. Daha ben inmeden abi makbuzu kesmiş bile. Abi dedim hani o polisle meşhur pazarlık yapma anı vardır ya. Abicim biz daha 110'la yürüdük de şöyle de böyle de falan. Abi makbuzu kesti elime verdi. Hayırlısı hayırlısı dedi gönderdi. İyi hayırlısı dedim. Arabaya bindim ne dedi dedi şey polis için Sema. vallahi makbuzu ver de elime yapıştırdı gönderdi dedim bizi. <laughs> abi girdik Sakarya'ya. Şeyden dönüyoruz işte yonca yapıp İstanbul yönüne bağlanıyoruz. Döndüm. Ara, önümde arabaların havalandığını gördüm. Beni tutmasa o an, o zincirleme kazanın tam ortasındayım. O yüzden koyacaksın abi, bazen oluruna bırakacaksın. E bu kader değil mi? Kaderi şöyle tarif etmişti birisi. E, yani inanç üzerinden tarif ederken. E, İstanbul'a gelmek senin kaderin. Finanç üzerinden de. Namussuz mu olacaksın? İnsan mı olacaksın? İşte oyuncu mu olacaksın? Bankacı mı, finansçı mı olacaksın? Bu senin seçimin. Çünkü hür irade diye bir şey de var doğrusu. Hür irade diye bir şey olmasa cennet, cehennem gibi de bir şey olmaz. Ben onu kaderden ziyade e, seçimle ilgili bir yere oturtmayı tercih ediyorum. Ne diyorlar? Tevafuk mu? Tevafuk evet. Tevafuk. Hayırlısı ya güzel bir dua. Vallahi bak pişman olmazsınız. Yani iyi, iyi tartıyorsunuz o zaman hayatı böyle. Ya sizden çok daha güçlü bir şey olduğunu kabul ederseniz güçlenirsiniz. Bu hayırlısı meselesi bana çok teslimiyetçi geliyor. Değil. Değil. Bir şey yapmadan hayırlısından bahsetmiyorum. Bir şey yaparsınız hayırlısı olsun diye beklersiniz. Tam tersi. Ortaya koyduğunuz çabanın sonucu hayırlı olsun anlamındadır o hayırlısı. Benim bakış açımda öyle. Siz bir emek verirsiniz o yolculuğun nereye gideceğini bilmezsiniz. İyi temennilerde bulunur, üzerine hayırlısı dersiniz. O hayırlısı da olur, inanan olur yani. Şimdi bu üç çocuktan bunlardan hangisi oyuncu olacak diye bakıyor musunuz? Mutlaka etkileniyorlar çünkü. <laughs> 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 ya çok fena. Asya büyük kızım şey, ee, böyle moda tasarım gibi bir takım eğilimleri var. Ortanca çok fena. Aliye o çok şey, ee, Onda yüksek bir potansiyel var. Olmayı çok ister gibi duruyor. Olacak gibi de duruyor. Hatta bir drama kursunda şu an. Şems şey abi yani çok cool bir adam. İşte adı gibi yani herif. Bir gün böyle bir sevmeye çalıştım falan. Şakalaştım. Bir döndü. Yapma öyle şeyler dedi falan. Ne demek şu olacak? 7 yaşında çocuksun. Ne hareket çekiyorsun bana? <laughs> Seni sevelim diye yaptık biz falan. <gülüyor> <gülüyor> çok bozuldum ama yani öyle değil mi? Ama mesela Alya'ya bir gün böyle çok... Bir yerde kaybolmuştu. Çok korkutmuştu beni falan. Yani kaybolmuş dedim. Evin içinde kendini saklamış. Sesleniyorum, ses vermiyor. Kendince oyun oynuyor. Bir panik yaptım. Neyse buldum. Bir kanepenin arkasına gizlenmiş. Bunu aldım, çıkardım. Kızdım buna. Tamam. "Beni çok korkuttun." dedim. Bir daha seslendiğimde bana cevap ver." dedim falan. Böyle suratını devirdi, gitti bir yere. Biraz sonra geldi yanıma. "Bana bağırma." dedi. Bunu söylediğinde de 3 yaşlarında falan. "Bana bağırdığın zaman dedi, kalbimin içindeki kelebeğin kanatları kırılıyor." dedi. Lan dedim. Lan. ne diyorsun <laughs> <Lan. gülüyor> Ne diyorsun kızım <sana>? delim <laughs> ne diyorsun sen? Yargı çok tuttu değil mi? Evet çok güzel gidiyor maşallah. Herkes onu konuşuyor. Ya çok emek verilmiş bir iş. Ee, Sema çok çabaladı o iş için. Yani çok ciddi emek verdi. Gerek kurgusu açısından işte... E, hikaye, yeni hikaye kurgu... Bir defa şöyle bir şey söyledi Sema. Dedi ki... Hali hazırda yapılıyor işlerin dışında bambaşka bir şey deneyimleyeceğim. Şu ana kadar hep reddediliyor olan bir içerikti polisiye, Türk televizyonlarında. Yani hangi e, kanalın drama grubuna gitse, ya Türkiye'de polisiye çok çalışır bir şey değildi falan. Maalesef Türk televizyon sektörü yıllarca böyle ön yargılarla <laughs> yönetildi. <laughs> ya öyle evet aynen. Sema da de dedi ki tam doğuşta işte dediğiniz ön ortadan kaldıracağım dedi. Yani Türk izleyicisinin de e, böyle nitelikli işte oyuna katılabileceği, hikayesinde merak unsurların na kapılıp tadını çıkarabileceği bir şey yazacağım dedi ve bunu başardı. Ama orada şunu çok güzel okudu bence Sema. Şimdi bu pandemi süreci insanların e, alışkanlıklarının değişip dönüşmesine de çok sebep oldu işte. Bir e, dijital platform gerçeği çıktı ortaya ve insanlar çok daha iyi örnekler izleyebilir hale geldi ve bunları çok daha kısa süreli izleyip tek seferde bir sürü şeyi tüketebilecek hale geldiler vesaire falan. Şimdi o alışkanlıkların değiştiğine tanıklık etmesi aslında bir çeşit ortam okumamı diyorlar ona ortamı okudu ve çok doğru zamanda üzerine iki sene emek verdiği bir işi getirip izleyicinin kucağına koydu tabiri caizse. Sette senaristin kocası olmak avantaj mı? Dezavantaj mı? Dedikodu yapamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sette senar, senariste çöplü böyle çok laf geçirmeyi çok sever ya oyuncu tayfası. Geçen öyle Kaan Pınar, Ali ya yönetmenimiz <laughs> bir şey konuşuyorlar. Ben de böyle kafam dalgın yanlarında duruyorum. Senaryo ile ilgili bir fikir yürütüyorlar ya sahnenin biriyle ilgili. Ali döndü böyle. Ya dedi tabii şimdi senin yanında da dedi bunları konuşuyoruz ama. <laughs> ama ben, ben dedim merak ben çok iyi sırt tutan bir adamım. Başrol oyuncuları genellikle öyledir ya. Canları sıkılınca senese sallarlar. Ya öyle. Başrol oyuncuları niye öyle onu bilmiyorum ama. Yani <laughs> bunu ben... Öyleler. Niye, o niye öyle bilmiyorum ama öyle. Gerçekten ben de bilmiyorum sebebini. Yani İnsan yaşarken yapıyor olduğu işle ilgili kendine bir ölçü koymak zorunda. O ölçüyü yakaladığı an itibariyle de tatmin olup mutlu olmak zorunda. Bu yapıyor olduğunuz şey ne olursa olsun. Tabii ki onun daha üstü vardır. Daha üstü de vardır. Ama temelde senin yüreğinin istediği şeyle bunu sınırlı tutarsan o mesele de ortadan kalkacak gibi geliyor ama insanlar nedense ya ego diyelim buna ya başka denilecek hiçbir şey yok. Neye kıvırıyoruz ki şimdi? Vallahi yani bunun başka bir açıklaması yok. Ego olmadan oyunculuk olmaz ama. ya öyle düşünüyorum ben. E, tadını çıkarmak noktasında yani oyuncu olarak yaptığınız şeyi, e, şeyin sonucunda aldığınız alkışa karşı bir ego bence güzel bir şey. Yani insanın kendini iyi hissetmesi açısından o ego tamam ama yani işin mayasıyla ilgili bir şey yapacağınız zaman egoyu indirmeniz lazım. O, o oyunculuk mesleğine çok aykırı bir duygu ego. Bizim üniversitedeyken ilk yaptıkları şey egolarımızı parçalamak oldu hep. Yani ben onu doğru buluyorum. Egosuz olmanız lazım. Yoksa takılırsınız çünkü. Oynuyor olduğunuz şeye çok takılırsınız. Şimdi şu, mesela Pars Eren var bizim yargıda. İşte Eren'i ben oynuyorum. Pars da benim savcım. Sürekli bana talimatlar yağdıran, sürekli ayar veren, sürekli benimle alay eden bir adam. Pars. Şimdi ben o Eren meselesini Uğur'un egosuyla ilişkilendirirsem, e, Eren'i bu kadar ilişkilendirsem Eren'i bu kadar sevdiremezdim. Hmm. Onu indirmeniz lazım. Pars'ın her halini kabul etmeniz lazım. Size onun savcı olduğunu kabul etmeniz lazım. Sizin bir e, amiriniz olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Egodan ayırmanız lazım kendiniz yoksa olmaz. Ama sonuçta yaptığınız iş çok güzel çıktı. İzleyici bir teveccüh gösteriyor. Tadını çıkarın. Evet ben yaptım falan. <laughs> Başka bir şey. Oyun devam ediyor değil mi? Devam devam devam. Bir rutini var. Ee, şimdi Unicole'de bir oyunumuz var. Ee, Box'ta oynayacağız sonra BKM'de. Ee, Şubat ayı içinde tekrar bir planlamanın içerisine gireceğiz. Şubat, Mart, Nisan gibi. İyi gidiyor ama çok şükür ya. Çok sevdi izleyici. Çok mutlu oluyorum. Evet. Ee, bir oyuncu... Al sana ego. <gülüyor> <gülüyor> bir oyuncu daha ne ister? Daha ne ister? Vallahi billahi. Ya şimdi ben buradan başlasam desem ki mesela... Ya şimdi sevgili Armağan ben buradan sonraki amacım işte bunu Shakespeare Royal'de falan işte... <laughs> <laughs> i̇şte o bahsettiğimiz mesele başlıyor. Ama öyle şeyler var hayatta. Yani şu yaptığınız var. Ya gelirse hoş geldi, sefa geldi. Ben onu kovalayamam. Çok yorucu bir şey. Afarayı yaparken de öyleydim abi ben. Arkadaşlarım diyor ki ben bu işin provasını yaparken kimsenin haberi yoktu bu işten. İki sene uğraştım ben bu işle. Ankara'ya gittim geldim. Bütün provalarımı Ankara'da yaptım. Müzisyen arkadaşlarım Ankara'dan. Hepsi e, gruptan arkadaşlar diyorlar ki müzik, müzik grubundaki arkadaşlar ya Kanka biz bu işi yapıyoruz ama biz bunu nereye yapıyoruz? Ya dedim hele bir yapalım bakarız nereye gideceğini bilmiyorum. Gerekirse dedim Ankara'da bir yerde bir sahnede bir arkadaşımın mekanı var. Yol kenarı diye bir ismi var oranın da işte. Ayda bir gelir orada oynar, ki oynar keyfini süreriz. Di. Vallahi böyle çıktım ben yola. Sonra bir baktık BKM'nin kucağına gelmişiz. Bir baktık başka türlü teklifler var. Başka türlü durumlar gelişiyor. Hiç hesap etmediğim şeylerdi bunlar. Hayat bazen akıyor gidiyor. Aksın gitsin ya. Vallahi ıskalamamak lazım be abi. Valla dokunmak lazım. Şuraya geldiysen her şeyi kabul etmelisin şurada İşte o adamı da tanımalısın. Sana kahve veren ablaya da minnet duymalısın. Hayat öyle bir şey. Yoksa girerdik buraya. Armağan Bey nerede? Çak <laughs> 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 Allah'ın O, o yorucu bir şey ya. Ben çok öyle yapamıyorum yani o işi. Yapmak da istemiyorum. Biraz... Nasıl söyleyeyim? Meditatif şeylere ilginiz fazla gibi. Sıfır. Değil mi İyi. Sıfır Aman abi man. Ben de istemiyorum. Yok. <laughs> Şimdi bak çok tatlı bir şey anlatayım. Bir biyoenerji uzmanı taktı bir ara. Şeye. Biyoenerji uzmanı olduğunu iddia eden bir abla. <gülüyor> çok gülüyorum bu hikaye. Sema geldi dedi ki... Hayatım dedi bizim filanca yönetmen arkadaşımız... Bir biyoenerji uzmanına gitmiş. Onun seansındayken... O biyoenerji uzmanı arkadaş, yönetmen arkadaşa demiş ki... Sizin Karadayı'da oynayan Seyis'in karısını rüyamda gördüm. Seyis oynayan benim Karadayı'da. Burasında bir ağrı vardı. İşte Sema'nın sıkıntısının olduğu dönemlerden bahsediyorum. Karıcığım bütün medya yazdı. <laughs> Senin bu durumda. Ondan sonra neyse. Sonra bir başka oyuncu arkadaşımız bize misafirliğe geldi. Aa dedi ben gittiğimde de işte filanca ismi tamamen uyduruyorum. Çağatay Ulusoy'u gördüğünü söyledi rüyasında. Arkadaşlar dedim çok özür dilerim ama bu abla dedim ya da abi her kimse bizim şoför Zeki niye hiç rüyasında yürümüyor babacığım? <laughs> Armağan Çağlayan, Çağatay Ulusoy <laughs> o yüzden abi aman. aman diyeyim. Ben de için aman. Saf inancı koşulsuz teslim olurum. Yani dua eden, temennide bulunan, iştenlikle yaklaşan. Nazar inancım vardır mesela ona inanırım. Aa. Vallahi inanırım ona. Ama duayla savrulacağına da inanırım. İnançlı bir adam olduğum için öyle bakıyorum tabii. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim iştenliğiniz için. Çok güzel bir sohbetti. Oh, canımıza destek. Çok dest. teşekkür ederim. Çok ben ağabeyim. teşekkür ederim, sevgiler. Şey